Uzman antropolog Ömer Dağ. Son bulunan fosiller kazı çalışmamızın sonuna doğru bir vatandaşımızın ihbarı üzerine eski çevrili denilen mekanda gerçekleştirdiğimiz bir kazı. Oradan çıkan fosilleri yine aynı yöntemlerle çıkartıp bilim merkezindeki laboratuvarımıza getirdik. File ait yine örneklerimiz var. Tabii ilk başta ufacık uçları gözüküyordu. Bizi neyin beklediğini bilmiyorduk. Kaya çapısı da sert olduğu için ilk etapta üstteki kaba toprağı kaldırmak için kepçe kullandık. Yine Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle bu oldu tabii ki de. Sonra bir alt çene bulduk. O da hemen hemen %40'ını kaybetmiş bir defans dişine sahip ama diğer öğütücü dişleri tam, güzel bir örnek. İki tane de üst çene ait olduğunu düşündüğümüz defans dişini bulduk o bölgeden. Alçıdalar. Tabii elimizde çok, Kayseri çok zengin bir coğrafya. Cidden çok çok güzel örnekler bulduk. Tabii onlar da temizlenmeyi bekliyor. Çünkü çok elimizde örnek var. Orta Anadolu'da fosillerin merkezi haline gelen Kayseri'mizde gündeme oturmuş olan bir konuyu böylece paylaşıyoruz. Daha önce Koramaz Vadisi'nde fosilleri görüyor ve buluyorduk. Ancak daha sonraki süreçte Kızılırmak nehrimizin kenarında Yamula Barajı bölgesinde çıkan ve bulunan fosillerle gündem tamamen değişti. Çünkü buradaki fosiller bir bakıma fillerin atası olan mamutlar olarak nitelendiriliyor. Ve 7,5 milyon yıl önce yaşamış olan fosiller bilimsel olarak nitelendiriliyor. Öyle olunca başı bütün olup 3 metre büyüklüğündeki dişleriyle olan kafasının yanında 25 metreye kadar olan gövdeyi bulan fosiller şeklinde değerlendirilmesi sonucu gerek yurt içinden gerekse yurt dışından bilimsel olarak bu konularla ilgilenen bilim adamları paleontoloji konusunda Kayseri'mizi adeta aşındırmaya başladılar. Biz bu konuda yapılan kazılara gerekli desteği veriyoruz ve bu çalışmaları Büyükşehir Belediyesi olarak şu anda bilim adamlarıyla birlikte sürdürüyoruz. Ancak son dönemde biz gerek bunu bir müze şekline dönüştürmek, gerekse Kayseri'nin bilimsel olarak geçmişiyle ilgili yapılan çalışmalarda da bu konuda yapılan değerlendirmeleri de ayrıca gündeme taşımaktayız. Çünkü takdir ederseniz 25 metre büyüklüğündeki mamutların yaşadığı bir yöre, bölge bu bir tane değil, iki tane değil. Yüzlerce, binlerce bu tür umuyoruz ki fosil bulunacak. Tropikal iklimin gündemde olduğu ve söz konusu olduğu bir geçmişi çağrıştırıyor. Zaten Kayseri'mizin jeolojik yapısının alt tarafta denizler olduğu geçmişten beri bilinmekte. Bilim adamları tarafından paylaşılmaktaydı. Bu defa da tropikal ormanların olduğu bir bölge olarak milyonlarca yıl önce nitelendirilince Kayseri'nin yapısının çok daha farklı olacağı yönünde değerlendirmeler yapılmakta. Bütün bunları gündemimize taşıyacak ve Kayseri'mizin bu manada da konuşulmasını sağlayacak olan çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Peki şu anda biliyorsunuz bilim merkezimizde sergilenmekte ve temizlikler yapılmakta çıkanlar itibariyle. Aynı zamanda biz burada daha önceki dönemde arkeoloji müzesi olarak kamuoyunda, Kayseri kamuoyunda bilinen müzeyi paleontoloji ve fosil müzesi olarak nitelendirip onu hayata geçirecek çalışmayı gündemimize aldık ve projelendirme çalışmaları sürmekte.